Evet, tekrar karşınızdayız, tekrar buradayız. Bugün Doktor Nurçin İncirli yeğenimin doğum günü kutluyoruz. Sevgili Aysel Hanım'ın, hayat arkadaşımın annesinin de bugün doğum günü. Onu da kutluyoruz. Sevgiyle, saygıyla hepsine selamlarımızı, saygılarımızı bugün doğum günü olan herkese. Ve Ahmet Ersöz kardeşime selamlar ediyorum. Kemal Osman Ceyhanlı çocukların 23 Nisan'ını kutluyor. Sağlıklı yaşlar diyor onlara yeni yaşamlarında. Biz de katılıyoruz tabii ki. Ve bugünkü gazetelere bakıyoruz. Önce internet gazetelerine, daha doğrusu sanal olarak yayınlananlara bakalım. Törensiz 23 Nisan diyor haberci bugün. Çocuklar bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan'ın 100. yılını evde kutlayacak. 23 Nisan çocuk bayramınız kutlu olsun. Bugün bu haber var. Güney'de bir kayıp varmış koronavirüsten. Allah rahmet eylesin. Tabii ki değil, toprağı bol olsun diyelim. Toprağı bol olsun. Allah rahmet eylesin. Müslümanlara söyleniyor. Evet, Kıbrıs'ın güneyinde 1441 test yapılmış. Yasin Bey var Lefkoşa'dan. Alo. Alo. Lefkoşa'dan Yasin Bey. Tekrar bağlanır. KKTC siber saldırı altında. İnternet Servis Sağlayıcılar Birliği yaklaşık bir aydan beri ülkemizdeki internet servis sağlayıcı şirketlerin siber saldırı altında olduğunu açıkladı. Acaba yavaş olmasının, internetin hatta hiç çalışmamasının sebebi bu mudur diye soralım biz de. Sadece ayakta kalabilmek büyük başarıdır maalesef dedik. Bugünkü yazımız o. Biraz sonra okuyacağız habercide de. Serhat İncirli'nin yazısı. Bakanlar Kurulu dünkü toplantısında bir dizi karar daha üretti. Maskesiz sokağa çıkmak yasak. AB'nin sağlayacağı finansman katkısı ile Sağlık Bakanlığı serbest ya da bağımsız hekimlerden hizmet alacak. 3 ayı geçmeyecek bu hizmet alımı için Tabipler Birliği ile protokol yapıldı. 27 Nisan'a kadar süren deniz ulaşımına sınırlama kararı 30 Nisan'a uyumlaştırıldı. Tedavi amaçlı seyahatler istisna bırakıldı. Bakanlar Kurulu kararına göre işsizlik ödeneği 1500 TL'ye göre revize ediliyor. Alo, Yasin Bey telefon hattımızda demiştiniz. Evet, günaydınlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Buyurun. Sağ olun. İlk önce iyi yayınlar dilerim Serhat Bey. Buyurun. Alo. Ha, buyurun, dinliyorum, dinliyorum. Buyurun. Serhat Bey, ben yakın tarihte şartlık tabi hakkından yaralanan, tabi olmuş bir birey olarak konuşuyorum. Bildiğiniz üzere tüm dünyanın savaştığı bu pandemi salgını hastalık maalesef Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de gelmiştim onunla. Ve bilançoları ağır geçmektedir. Cezaevinde bulunmakta olan aslında kapasitesi 200-300 kişilik olması gereken, fakat şu anda yaklaşık 600 kişi civarından mahkum bulunmaktadır. Normal koşullarda bile bu sayı fazlayken sağlık psikolojik olarak etkilendi. Şu anda pandemik salgın COVID-19 gibi bir virüs ile mücadele etmek tamamen bu insanlara olağan dışıdır. Örnek verecek olursak 40 kişilik koğuşlarda 60-70 kişi yatması, çoğu kişinin yerinde yerlerde yatması, hijyen koşullarını öne sürecek herhangi hiçbir şeyleri, dezenfektanları bulunmaması, 1 litrelik sabunu bir hafta boyunca kullanmak zorunda olmaları, tuvaletlerin bozuk, duşların bozuk olmaları, aynı zamanda içeride bulunan şeker, tansiyon, kalp, akciğer gibi hastalıkları bulunan mahkumların bu hastalığa karşı hiçbir zaman kullanacaklar savunma mekanizması bulunmamaktadır. İlaçları dahi kendileri temin etmektedir. Son 1,5 ayda ailelerimiz ile hiçbir şekilde görüşemedik içerideyken. Telefon imkanlarımız çok kısıtlı oldu. Gerek kıyafet, gerekse maddi her konuda mağdur olduk.
Kaldı ki ailelerimizin sağlığından, onlar ise bizim sağlığımızdan çok endişe eder oldular. Tüm arkadaşlarım ve ben kendi sağlık durumumuzu düşünmeyi bıraktık. Ailelerimizi, çocuklarımızı düşünmekten birçok psikolojik sıkıntılar daha oluştu. Dışarıda tamamen izole olmuş durumdayız. Ancak yemeklerimiz, kantin alışverişlerimiz dışarıdan temin edilmekteydi. Haliyle görevli arkadaşlar da mesai bitiminde dışarıyla iletişimler evlerine gidiyorlardı. Yani bu virüsün istenmeden yollardan girmesi an meselesi. Ve bunun bilançosu tahmin edilemez. Bile bile göz göre göre ölüme terk edilmiş olmak hem bizi hem ailelerimizi oldukça üzüp çoluğumuzu çocuğumuzu görmeme ihtimalinin olması bile psikolojik bir boşluğa düşürüyordu bizi. Son zamanlarda yapılan insanlık ayıbı olduğunu düşündüğüm 1/3 af yasası tamamen mahkumlara alayvari, onur kırıcı olduğunu düşündüğüm bir olaydır. Bu salgından dolayı şartlı hakkı kazanan arkadaşlarımız tekrar mahkeme edermişçesine ve dalga geçerek reddediyorlar. Umut düşmanlığına gerek yok. İnsanların umutlarını kırmayalım. Covid-19 adı altında dünyada ve bir sürü şeriat ülkelerinde yönetilen ülkelerde cezaevlerinde bulunan mahkumlara ne verildiyse bu insanlar da bunu istiyor. Bunu meclisimizden, hükümetten istiyorlar. Sağlık sistemimizin durumu bildiğiniz gibi çok yetersiz durumdadır. Allah göstermesin bu hastalık cezaevlerine girdiğinde bunun hesabını kimse veremez. Bizi kontrol altında alacakları herhangi bir yer bulunmamaktadır. Bugün oldu ve hala hiçbir mahkuma bir test yapılmadı ve yapılmayacaktı. Yeterince test olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Bilindiği üzere Birleşmiş Milletler önermiş olduğu af ve eve gönderme dünyada 37 ülkede uygulanmıştır. Ana vatan Türkiye'de ve bu affı uygulanmıştır. Bildiğiniz üzere Amerika Birleşik Devletleri 450 bin mahkumun geçmişine bakmaksızın üstüne bir çizgi çekerek hepsini ailelerine kavuşturur. Türkiye Cumhuriyeti de aynı zamanda bu affı uygulamıştır. Türkiye Cumhuriyeti vermiş olduğu bu haftan iadesi ve sevk işlemi bulunan mahkumlara bu haftan yararlanması lazım. KKTC ve yabancı yurtların şu anda burada böyle bir hakka sahip değildir. Rum kesimi de aynı zamanda bu hafta uygulamıştır. Bunun bir insanlık hakkı olduğunu belirtiyorum. Kısaca hemen toparlamak istiyorum. Bütün halkımıza sesleniyorum. Bu mahkum arkadaşların elinden tutalım. Topluma kazandıralım. Ailelerin yanına yollayalım. Ve aileleriyle beraber savaşsınlar bu kötü durumda. Bu insanları unutmayalım. Bir yardım elinden mahrum bırakmayalım. Çünkü bu insanları unutursak kaybederiz Serhat Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Yani programı kapatmayı dahi düşünüyorum. Çok duygulandırdınız beni. Allah Alo. Yardımcınız olsun. Allah yardımcınız olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok güzel konuştunuz. Çok iyi anlattınız. Efendim, ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnsanın yani ne diyeyim size? Ne diyeyim? Yani daha ne diyelim? Lütfen, lütfen, lütfen bir şeyler yapın. Bu kadar mı intikam almak hırsı var? Tamam, bir yığın suçsuz var içeride çünkü henüz mahkemeleri sonlandırılmadı. Ama insana karşı suç işlememiş insanları böyle bir dönemde bu ortamda tutmayın. Bu riski azaltın. Riski sıfıra düşürme şansınız var. Evet. Gençler ve her zaman genç kalanlar, içindeki çocuğu kaybetmeyenler, bayramınız kutlu olsun dedi Mustafa Genç Osman. Mustafa Karataç, Kıymet Şafak, günaydınlar sizlere de.
Eralp Atayol Pile'den günaydınlar. Pile'de unutulduk diyor Eralp Atayol. Dün geleceklerdi Eralp, gelemediler size şey yapmaya. Neyse. Mikrofon açık galiba sevgili Örsan. Kendi sesim geri geliyor Örsan'ım. Evet, şimdi geçebiliriz. Haberciyi okuyorduk. Maskesiz sokak yasak diyor Afrika gazetesi. Ve Doktor Erol Uçaner'in uyarısı var. İnşallah başa sarmayız diyor. Ciddi bir olay bu tabii ki. İnşallah başa sarmayız. Hakikat gazetesi işten çıkarmayı önleyecek formülle yayınlandı bugün. Hakikat gazetesi basılmamış gazetelere, yani buradakilere bakıyoruz. Avaracı papaz sağları gömer. Verdi Sabit Soyer, Aksa ile neden 2008'de 16 yıllık sözleşme imzaladı diye soran Başbakan Tatar'a çok ağır cevap verdi. Ülkedeki pahalı elektriğin nedeni olarak gösterilen Aksa ile ilgili sözleşme, döneminin hükümetini eleştiren Başbakan Ersin Tatar, neden 2008'de 16 yıllık sözleşme imzaladılar diye sordu. Verdi Sabit Soyer'den sert yanıt geldi. Avaracı papaz sağları gömer diyen Soyer, başbakanın şimdi avaracı olmaması gerektiğini söyledi. Tatar'ın önümüzdeki pandemiye yoğunlaşması gerektiğini ifade eden Soyer, bu krizde siyasi ganimetçilik yapıyor, kendi sorumluluğunu gizlemeye çalışıyor dedi. Evet, maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı haberi Star Kıbrıs'ta da verildi. Bugün onu da okuduk sizlere. Maskesiz çıkmak yasak diyor bugün bu haberi. Halkın Sesi gazetesi de yapmış aynı şekilde. Havadis gazetesi inisiyatif devletin diyor bugün. İnisiyatif devletin diye manşet atmış ve kimle konuşmuşlar? Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal. Bankaları ilgilendiren düzenlemeleri yorumladı, izleyicilerin sorularını yanıttı, inisiyatif devletindir diyor. Kredinin vadesini uzattık, 36 ay kredinin taksit miktarı 39 aya çıkarıldı. 3 aylıkta normal faiz alınacak, faizi devlet mi öder ödemez mi orasını biz bilmiyoruz. Bu yasa gücünde kararname ile yapıldı. Bankalar görevini yaptı. Bir likidite gerekliydi, sağladık. Bir takım harcamalar için fon ihtiyacı vardı, sağladık. Yükümlülüğümüz değilken kamuya 100 milyon TL kaynak aktardık. 60 bin civarında ödemenin banka şubelerinden kimlik bilgileri sorgulaması ile yapılması bekleniyor. Bu 20 yıl önce uygulanan bir yöntem, salgın varken 60 bin kişinin bankalara getirmesi doğru değil. Önerimiz hesabı olmayan çalışanın ödemesi işverene yapılsın. Evet, Türkiye'den para gelmeyecek. Başaran Düzgün yazıyor. Türkiye'den para almanın bir tek kendi iş olduğunu iddia eden ve bu noktadan siyasi propaganda yapan başbakanın eski hallerinden eser yok artık. Zırt pırt Ankara'ya uçan olmadı, telefon diplomasisi yapan başbakan yardımcısının sessizliği manidardır diyor. Bugün Sayın Başaran Düzgün'ün yazısı da böyleydi. Evet. Bakalım hemen. Volkan gazetesi hep birlikte gururluyuz, yaşasın egemenlik, yaşasın anavatan demiş bugün. Rehavete kapılmadan başaracağız. KKTC'de yapılan testlerde son 5 gün pozitif vakaya rastlanmaması ülke genelinde yüzleri güldürüyor. Bunu da Kıbrıs manşet yazmış bugün. Evet. Devam edelim. Açılma için önce sağlık diyor Yeni Düzen gazetesi. Dünya petrol fiyatlarındaki rekor düşüşün ülkedeki yansımasını sorduk. Devlet bütçesine yansıyacak, vatandaşa değil dediler. Maske takma zorunluluğu geldi. Ramazan ayı boyunca toplu etkinlik ve ibadet olmayacak. Cuma'dan itibaren sokağa maskesiz çıkılmayacak. Belediye çalışanları, polis, eczacılar gibi risk altında çalışanlara daha fazla test yapılacak. Avrupa Birliği'nin sağlayacağı finansman katkısı ile Sağlık Bakanlığı serbest ya da bağımsız hekimlerden hizmet alacak.
İşsizlik ödeneği 1500 TL'ye göre revize edildi. Bedelli askerlik için komite kurulması kararlaştırıldı. Avrupa Birliği'nden yardımlar sürüyor. Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'ndan 20 adet aspiratör, 15 bin adet yüz siperi, laboratuvarda kullanılmak üzere 1 adet biyokabin ve 1 adet tıbbi atık öğütücüsü Sağlık Bakanlığı depolarına teslim edildi, diyor yeni düzen. 175 göçmen isyan noktasında nahoş olaylarla karşı karşıya kalabiliriz, diyor Sadıkoğlu, Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediye Başkanı. Güney Kıbrıs'a gitmek isterken kendilerini KKTC sularında bulan 69'u çocuk, 30'u kadın, 76'sı erkek Suriyeli göçmen bir aydır İskele'de bir apartmanda yaşıyor. Beklemeye tahammülü kalmayan göçmenlerin güneydeki akrabalarının yanına gitmek istediği belirtildi. Maskesiz sokağa çıkmak artık yasak. Bakanlar Kurulu yarından itibaren geçerli olacak yeni bir karar üretti, diyor bugün Kıbrıs gazetesi. Mahkemede korona alarmı. Demirhan'da kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri suçlamasıyla araçları durdurulan 3 kişinin tasarrufunda 25 gram Hint keneviri bulundu. Zanlılardan biri mahkeme girişinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Bu da korona krizine neden olmuş. Zanlılar tümü yabancı zanlıların Adayemi Dada, Ayodele Oladipu Akihanemi ve Aziz Olerevaju Yusuf. İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma başvuru sitesine 22 kez başvuru yapıp sahte beyanla 16 kez izin alan 5 kişi tutuklandı. Sokağa çıkmak için defalarca devleti kandırdılar. Bu da ilginç. Ve Ramazan ayı yarın başlıyor. Ramazan ayı yarın başlıyor. Hayırlısı olsun, bu akşam ilk teravih namazı kılınacak. Evde kılacaksınız, cami yok. Amerika'da can kaybı 45 bini geçti. 10 milyon mültecinin yaşadığı kamplarda hiç test yapılmıyor. Çok özür dilerim. Kenya'da 50 hasta karantinadan firar etti. Hindistan'da paraları biten turistler mağarada kaldı. Eve kapanan Fransızlar artık daha az yıkanıyormuş. Ve Suudi Arabistan'a petrolden sonra bir de korona darbesi vuruyormuş. Son 5 gündür pozitif vakaya rastlanmadı. Koronavirüs kapıyı çaldı ve buradan gidiyor, dedi Sayın Ersin Tatar, ama giderken bizi tokatladı çok fena. Detay gazetesindeyiz. Koronavirüs KKTC'deki çarpık sistemi ortaya çıkardı, diyor Doktor Halil Hızal, TDP Genel Sekreteri. Bugün Bakanlar Kurulu maske takma zorunluluğu getirdi. Evet, borçla kapanmaz, diyor. Vergi uzmanı ve ekonomist Göksel Saydam, Yeni Bakış'ın bugün manşetinde bu haber var. Borçla kapanmaz. Maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Pile'ye geçişe izin alınamadığı iddiası. Evet, Pile köyünde Kıbrıslı Türklere koronavirüs testi yapılması için sağlık ekiplerinin dün bölgeye gitmesi kararlaştırıldı. Ancak gerekli izinler alınamadı, deniyor. Bakanlar Kurulu KKTC'den Türkiye'ye tedavi, Türkiye'den KKTC'ye teknik işler maksatlı seyahat izni verdi. Tedavi ve teknik işlere seyahat izni. Bu da ilginç bir izin durumu tabii ki. Buradan gitmek sağlık için anladım da teknik işleri anlamadım. Makinist midir nedir? En son gelen koronalı geldiydi diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Tabii ki girerken test mi yapılacak, onu da bilmiyorum. Mutlaka bilen vardır diye düşünüyorum. Cuma'dan itibaren maskesiz sokağa çıkmak yasak. Devlet hastanesi aşırı ilaç veya malzeme kullanımı yoktur, diyor ve Başbakan Tatar çocuklara seslendi. Sizler umut tomurcuklarısınız, diyor. 646 test yapıldı dün, vaka yok. İnşallah bugün de yoktur. Başbakan Tatar, başarılı bir mücadele verdik, diyor koronavirüsle ilgili. Ve diyaloğun manşetinde Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu var. Kamu çalışanlarının maaşlarından kesilen 61 milyonun geri ödeneceğini söylüyor. Tek seçenek borçlanma. Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC'nin içinde bulunduğu mali durumu tüm ayrıntılarıyla diyaloğa açıkladı. Mart sonunda maaşlardan yapılan kesintinin 61 milyon lira olduğunu belirten Amcaoğlu, bu paranın anayasa gereği geri ödeneceğini söyledi. Koronavirüs krizi öncesinde Maliye'nin aylık 550 milyon dolayında geliri olduğunu anımsatan Bakan Amcaoğlu, yaşanan sıkıntılar nedeniyle gelirlerin çok azaldığını, Nisan ayı sonunda
200 milyonluk bir gelir öngördüklerini ifade etti. Sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için gözaltına alınan 3 zanlının tasarrufunda satışa hazır uyuşturucu madde bulundu. 22 pakette 25 gram. Ayrılmak isteyen eşine bıçak çekip ölümle tehdit eden kişi polisi şaşırttı diyor. Soyadı Yumuşak, çok sert davranmış. Yumuşak sert davrandı. Seni keserim. Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde anjiyo sırası bekleyen Salih Atat Kalaycıoğlu yaşamını yitirdi. Ailesi otopsi istedi diyor bugün gazetemiz. Yarından itibaren maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Evet, Diyalog gazetesi bunu yazdı ve şimdi Serhat İncirli'nin yazısına geçeceğiz. Bu arada mesajlarımıza bir daha bakalım. Suna Atam günaydın diyor bize. Rifat Tarhan Türkiye'den günaydın. Deniz Baydar Onat günaydın, bir güzel gün dilerim. Çocukların bayramı kutlu olsun diyor Deniz Baydar Onat. Biz de aynı şekilde diyoruz. Cezaevi ile ilgili devletimizin uyguladığı tek gerçek, insanlık öldü. Katili menfaat olmuş maalesef. Bu konuda ne kadar daha sağır kalacaklar merak ediyorum diyor Sonay Nur. Deminki arkadaş çok güzel konuştu diyor Hasan Mertin. Bence de çok güzel konuştu. Nevfel Aslan Yürek, öncelikle size teşekkür etmek istiyorum. Her ülkenin sizin gibi sorumluluk sahibi, sağ ol, çok teşekkür ederim. İki dakikanızı verebilir misiniz? Benim ismim Mahsan. Almanya'da bir klinikte araştırma müdürüyüm. Ağırlık olarak sindirim sisteminde problemi olan ve kronik hastalardan benzer hastalıkları tedavi etmekteyim. Bizi diğer kliniklerden ayıran özellikler olabildiğince doğal ilaç kullanmamızdır. Henüz kendimiz üretiyoruz. 25 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Filipinler klinik. Bir doktor bulduk. Doktor görüşmek için 25 Şubat'ta Tokrobu. Aman çok uzun, bunu okuyacaklar abi. Bunu başkası okusun. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, yarın sabah programa kadar yetmez. İsteyen meraklısı okusun. Nevfel Aslan Yüreğin paylaşımında benim ismim Muhsin diyor. İki dakikanızı verebilirsin. Mahsnabi, Mahsnabi ismi, okuyun bunu. Doğan Akın İmparator, Allah'ım beklesin seni Doğan Akın kardeşim, sağ olasın. Evet, Gülsün Karaday, hayırlı yayınlar. Hüseyin Kara, 23 Nisan çocuklar, kutluyoruz. Yasin Bey, sesimiz oldunuz diyor Yasemin Bekitener. Çok güzel konuştu Yasin Bey biraz önce gerçekten. Hamit Topal günaydın, Aynur Taşkoparan günaydın, günaydınlar. Aman bu mesaj çok uzun. Rifat Tarhan söylemiştik biraz önce. Nazime Abdullah, Londra'da yaşarım, tatil için geldim, burada kaldım. Evde kal dedikleri günden evdeki kurallara uyalım, lütfen sabırlı olalım diyor. Ve Evin Hanım var, bizi Türkiye'den arıyor. Alo. Alo, iyi günler. İyi yayınlar, iyi günler, buyurun. Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Türkiye'de de ayrıca avukatlık yapıyorum. Benim yakınım orada ve şu an orada var ve bugün 6. günleri. Hatta dün ile 6'ydı, bugün 7. günleri. Dün akşam biz haber aldık. Yani tansiyonları 10'a 7'ye düşmüş. Yani oradaki insanlar, İçişleri Bakanı Ayşegül Balbaz çıkıp orada hijyen koşulları çok iyi, durumları çok iyi diyor ama yani dezenfektan yapıyoruz diyor. Dezenfektan yaptı. 1 litrelik şişelerin içine çamaşır suyu koyarak etrafı dezenfekte ediyorlar. Dünyayı böyle bir koronavirüs gibi bir virüs sarmışken, bir sokağa çıkamıyorken oradaki insanlar üst üste yatıyorlar ya. Yerlerde yatıyorlar ve biz sesimizi duyuramıyoruz. Orada daha mahkemesi görünmeyen insanlar var ve daha orada insanlar boşu boşuna tutuklu bekliyorlar ya. Türkiye'de af çıktı. Ve şu an buradaki hükümsüz vatandaşlar evlerde mahkemelerini bekliyorlar. Çünkü daha cezaları belli değil diye. Burada insana karşı, oradaki insanlar size yorum yaparken insana karşı olan suçlar, cinayetle tecavüz eden insanlar serbest mi kalacak diyor. Türkiye'de bu haftan yararlanıyor diyorlar. Yani ben bir avukat olarak onlara söylüyorum. Türkiye'de tecavüzcülere, cinayet işleyenlere af çıkmadı. Sadece 4'te 3 oranında af çıktı.
Yani yine 4'te 3'ün yatıp öyle çıkacaklar. Bu Kıbrıs'ta da var. Evet. Yani biz daha yani ne yapalım? İlla şu an orada ölüm orucunda olan yakınlarımızın cenazesini mi alalım? Konsolosluğu arıyoruz. Konsolosluğun bize söylediği şey tamam biz ulaşıyoruz. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Biz de bunun için savaş veriyoruz. TC vatandaşlarını Türkiye'yi almak istiyoruz diyor. Ama İçişleri Bakanı biz ne sunsak kabul etmiyor diyor. Peki yani Serhat Bey... Bakanlar Kurulu karar verebilir bu konuda diye söylendi ama benim de pek fazla bilgim yok yani kimin nasıl karar vereceği yani konusunda şöyle, Türkiye iade konusunda ama bana da sorarsanız bütün Türkiye'li mahkumların iadesi şart yani öyle düşünüyorum. Evet. Yani evet. Biz TC mahkumlarının biz iadesini istiyoruz ya biz başka yani biz absürt bir şey ya da insanlara yani böyle insanların bizi isteme yani hani istemesinler Türkiye'ye dönmesin. Bir şeyleri yok. TC vatandaşların ya da başka bir şey istemiyoruz. Biz böyle evet. Büyük suç işleyenlerin kasten yapıp ya da böyle canice insanların canına kastedenler için bir şey istemiyoruz. Biz onları da aslında TC'miz istiyoruz. Onları da TC vatandaşları Türkiye istiyoruz. Hükümsüz vatandaşlarımız da Türkiye'de yargılansın. TC vatandaşları Türkiye'de yargılansın hükümsüz olanlarda. Deport etsinler. Evet zaten buradan gönderilirlerse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir daha giriş yasakları yani bir daha evet, girmemeleri. Evet, sınır dışı edilsinler. Yani en önemli ceza bu. Yani masraftan da kurtuluyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz Evin Hanım. Çok sizinle birlikte röportaj canlı online olarak onu da izledim. Evet. Yani Ferhat Bey, Başbakan diyor ki mahkemenin verdiği kararların önüne geçemiyoruz. Peki ben o kadar onca ülke mahkemenin verdiği kararların önüne geçebiliyorken, öyle bir karar verebiliyorken, bunu Kıbrıs Cumhuriyeti'ne söylemesi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Biz bunu yani, ben o gün bunu hayretle izledim. Evet. Yani 80 milyonluk bir ülkeden bahsediyorum. Burada af çıktı. Ve Cumhurbaşkanı bir an önce afı raftan kaldırın ve meclise sunun dedi. Ersin Çatar mahkemenin önüne geçemiyoruz. Mahkemenin verdiği kararların önüne geçemiyoruz. Burada yasalar farklı. Yani biz onu tartışmayalım. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iki ayrı devlet. Biz öncelikle hapishanede sosyal mesafeyi korumamız. Çok teşekkür ediyoruz Evin Hanım. Çok sağ olun. Aradığınız için sağ olun. Sosyal mesafe korunmalıdır. Sosyal mesafenin korunması için Türkiye'li mahkumlar madem ki ülkelerine de dönmek istiyorlar derhal gönderilsinler. Bu ülkeye giriş yasağıyla birlikte tutuklusuna dahil olmak üzere bunu koyabilirsiniz. Çok basit. Bizde de insana karşı suç işlememiş olanlarla ilgili hafifletmeyi yaparsınız. Oraya 70-80 kişiyi zaten rahat rahat gardiyan da rahat gardiyanların aileleri de rahat. En ciddi onlar en sorumlu. Ümit Çaplı tüm Çaplı ailesi 23 Nisan'ı kutluyor bizlere. Metin Emir Ali Bengüsu bir mahkumun yazısıdır diyor Nevfel Aslan Yüreğin yazısı. Bitirince okurum çok uzundur abi siz okuyun herkes okusun giren okusun çok uzun bir yazı mahkum bir kardeşin yazısıdır. Mutlaka okuyun. Hüseyin Kamalı Türkiye'ye gönderilen suçlular serbest kalırlar demiş. Abi gönderilsinler, hepsi gitsin, tümü gitsin. Gönderin, rahatlasın burası da. Niye olmasın ki? Yani çok rahat bir şey. Gönderin gitsin. Evet, sadece ayakta kalabilmek büyük başarıdır maalesef. Çok üzgünüm ama bugün bir miktar felaket tellallığı yapmak istiyorum. Serhat İncirli'nin yazısı. Gerçekten üzgünüm. Ancak çok daha kötü günlere hazır olabilmemiz adına bazı olasılıkları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Turizm öncül sektörümüz. Turizm Bakanı iç turizm diyor. İç turizm mümkün mü? Kim? Nasıl? Kaça? Üzgünüm ama bence hayal. Farz edin ki KKTC salgınla mücadelede ciddi ve kalıcı bir başarı elde etti. Mayıs ayı başından itibaren de yavaş yavaş ya da kademeli olarak normalleşmeye başladığımızı düşünün. 4 kişilik bir aile, Alagadi plajına ayda bir kez bedava gidebilecek benzin parasını, 4 sandviç ve 4 de kolayı ancak karşılayabilecek. Bu mudur yerel turizm beklentisi? Geçtik turizmi. Lefkoşa, Girne, Mausa'da kiralık mağazalar ne yapacak?
Kim ayda ortalama 2000 sterlin kirayı ödeyebilecek? 2000 sterlin dün bu satırları yazarken 18.000 TL'ye denkti. Arz talep mi, yani talep düşünce kiralar da mı düşecek? Dere boyunda 5000 sterlin olan dükkan kirası var. 1000'e düşse kim kiralayacak ki? Elektrik borçlarını kimse ödeyemeyecek. Cep telefonları ciddi oranda ödenemeyecek ve kesilecek. Su, belediye, seyri sefer, sigorta ödemeleri nasıl ödenecek? Neden ödeyeceğiz ki ayrıca, yani o da var. Çekler havada dönüyor, karşılıksız. İş insanları elden ele çek döndürüyor. Sonuçta çenk finans kurumlarının eline geçiyor, faizini kim ödeyecek? Faiz uygulanmayacak denmişti, yoksa denmemiş miydi? Yoksa bankalar takmadı mı? Bankalar, bu konuda spekülasyon yapamayız. Ama mesela Kalkınma Bankası'nın dedikodusunu yapalım. Kimse aldığı krediyi geri ödeyemeyecek, ödeyebilen de ödemeyecek. Efendim, ipotek mi? Elbette çok sağlam ipotek vardır da kim o ipoteği en erken 5 yıl içinde paraya çevirebilecek ki? Yoksa bu işin de mi fırsatçıları ortaya çıkacak? Mahkemeye mi vereceksiniz? Mevcut yargı yapısını ve şikayetleri düşündüğümüz zaman ilk alacak verecek davasının 2025'te dahi başlama olasılığı yoktur dersem, katılır mısınız, katılmaz mısınız? Kişisel kredilere bakalım. Bankalardan, finans kurumlarından kredi alan kişilerin çok önemli bir oranı taksit ödemelerinde sıkıntı yaşayacak. Sterlin aldı başını gidiyor. Eğitim, üniversitelerden başlayalım. Gelin 100 bin öğrenci rakamına göre konuşalım. 100 bin öğrenci rakamına yeniden ulaşabilecek miyiz? Bunların para ödemesi ne kadar mümkün olacak? Çok merak ediyorum. Hangi aile geçtiğimiz ay İngiltere'den getirilen çocuğunu Eylül ayında geri okuluna gönderecek? Bu da mı kriz? Hem maddi hem manevi. Korkunç bir sosyolojik ve kesinlikle psikolojik kriz. Orta dereceli okullara bakalım, özel okulları ele alalım. Kim çocuğunun özel okul parasını, yılda 5000, 6000, 7000 sterlini, eurosunu ödeyebilecek? Hatta daha da yüksek. Devlet memurları mı? Koronavirüs krizi öncesi maaşlarını alacakları söyleniyor, aynı maaşları. Çok büyük konuşmuş gibi olacağım, biliyorum. Haddimi de bilgimi de aştım, özür dilerim. Ama iddia ediyorum ki kimsenin maaşı eskisi gibi olmayacak. Doğal gaz. Doğu Akdeniz'de Türkiye veya başka bir ülke doğal gaz için şu anda masraf yapar mı sizce? Petrol fiyatlarının normale dönmesi için yine 2025'ler konuşuluyor. Bir tonu 10.000 TL'ye satılan portakalın toplanması için ton başına 25.000 TL masraf etmek gibidir şu andaki durum. Yani 10 TL'ye satacağı petrolü, doğalgazı 25 TL ödeyip aynı miktarın için masraf edip çıkarır mı insan? Kimse çıkarmaz. Peki Türkiye bize eskisi gibi yaşayabilmek için kredi veya bağış veremez mi? Bu konuyu siyasi kavgaya çekmenin bir anlamı yok. Türkiye'nin bize verecek parası da olmayacak. Sadece Türkiye turizminde 2020 yaz sezonu için aylar önce yapılan 1 milyon rezervasyon iptal edilmiş durumdadır. Bu rezervasyonların parası ödenmiştir kişiler tarafından. Ödeyenler iade talebindedir. Onlarca, yüzlerce seyahat acentesi ne yapacağını şaşırmış durumdadır. Kaldı ki Allah Türkiye'den elbette razı olsun. Ama sonu, son 1,5 yıl içerisinde 720 milyon TL civarında bir katkı gelmiştir. Bunun 650 milyon TL civarı savunma giderlerine aktarılmıştır. Yatırımlar durmuştur. İnşaatların yeniden başlaması,
emlak sektörünün canlanması mümkün değildir. Hepsinden kötüsü, dün öğrendim, Geçitköy Barajı'nda en fazla 1,5 aylık su kalmıştır. Bugün Başbakan açıkladı, 500 milyon TL'ye ihaleye çıkıldı ama tamiratın ne zaman ve nasıl tamamlanacağı konusunda da net bir bilgi yok. Çünkü kimse bilemez tamiratın nasıl tamamlanacağını, ne zaman tamamlanacağını. Ve Geçitköy Barajı'nda su nanik. Kısacası diyeceğim şudur. Daha önce de yazdım, tekrar edeyim. Mayıs ayı başından itibaren sadece ayakta kalmayı başarmak zorundayız. Çünkü koronavirüs geldi, kapıyı çaldı ama gitmedi maalesef, maalesef. Vurup öldürmemiş olabilir. Ama öyle bir tokat attı ki, 1958'den beri yaptığımız siyasi hataları umarım hatırlatmıştır. Değilse, bildiğiniz, övdüğünüz, şükranlar çektiğiniz yolda yürüyebilirseniz, buyurun yürüyün, maalesef. Maalesef. Üzgünüm. Evet, araya gidiyoruz. Aradan sonra burada olacağız. Erkan Erçık'a günaydın demiştik. Kıbrıs Cumhuriyeti değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Fatoş Tandöveroğlu eleştiriyor biraz önceki şeyi. Evet, kalemine yüreğine sağlık, süpersin demiş Güner abim, sağ olsun. Osman Berkel Karaosmanoğlu, Guardian gazetesinin açıklamasına göre İngiltere'de 41 bin insan ölmüş ve gizlenmiş. Akşam TGRT haberlerinde açıkladılar. Acaba bunun doğruluğu var mı? Bu bütün ülkeler için geçerli sevgili Osman Berkel Karaosmanoğlu. Çünkü bir sürü insan evinde ölü bulunuyor, test yapmadan ölüyor. Kalp diyorlar, hırt diyorlar, mırt diyorlar, zırt diyorlar, cırt diyorlar ama korona demiyorlar. Dolayısıyla doğrudur tabii ki. Bu yani bu başka ülkeler için de geçerlidir. Yani şu anda kim bilir, bizde bile test yapılmıyor. Belki de son 4-5 ölüm içerisinde 1 veya 2 mümkündür ama spekülasyon yapmanın ve tam şeyi bu bir tahmindir. Öyle tahmin ediyorlar. Ayda 500 sterlin dükkan kira dere boyunda yoksa yıllık mı? Hayır, 5000 sterline kira var dere boyunda. Dükkan kirası vardı. Şimdi nasıl olacak bilmiyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz diyor Derviş Sıdıka bizlere. Enka Et Pazarı olarak biz de kendisine selamlarımızı iletiyoruz. Ahmet Yorgancı, Türkiye'de af çıktı diyorlar fakat gazeteciler hapiste. Türkiye'de aslında af çıkmadı, Türkiye'de de bir azaltma oldu. Türkiye'ye gönderilen suçlular serbest kalırlar. Vallahi Türkiye alsın, ne isterse yapsın diyorum. Yani başka bir şey demiyorum bu kadar çok istiyorlarsa. Nevfel'e yanıt biraz önce söylemişti. Metin Emirali Bengüsü, Nevfel Aslan Yürek bir mahkumun cezaevindeki yazısıdır abi diyor. Okuyacağız. Çapla ailesi tekrar selamlar etmiştik. Kamil Özalay, yazın çok güzel demiş. Teşekkür ederim. Murat Şoföroğlu, kalemine sağlık Metin Emirali Bengüsü aynı şey. Güven Bengihan Başkanım günaydınlar. Kamil Özalay çok teşekkürler. Şimdi ara var. Aradan sonra İngiltere'ye gideceğiz. İngiliz gazetelerine bakacağız. Mehmet Soyer biraz önce adından bahsetmiştik. Günaydın kardeş diyor bizlere. Biz de ona söylüyoruz tabii ki. Selamlarımızı da iletiyoruz. Kemal abimize de, Kemal Soyer'e de selamlarını iletsin konuştuğu zaman. Evet, şimdi ara var. Aradan sonra buradayız.